Kereviz salatası Emine Hanım siz nasıl buldunuz? Kadir Bey, ben kereviz salatasında sarımsak yemediğimi kaç gündür belirtiyorum. Ben beklerdim ki sizden benimkini bir kaseye koyup da sarımsak katmamanızı beklerdim. Çünkü ben sarımsak yemiyorum. O beni mahvediyor. Kokusu bile mahvediyor. Bir diş ya, bir diş. Bir diş de olsa bir ben diş kullanamıyorum. Neyi şekerim, bunda çok anlamadım. Fazla bir yok. Sarımsak kokusu gelmiyor. Gülcihan Hanım'ınki mi daha güzel de bu salata mı daha güzeldi? Ben onu da beğenmemiştim fazla da Kadir Bey. Ben Gülcihan Hanım'ınkini daha çok peki, beğendim. Peki Figen Hanım siz nasıl buldunuz? Çünkü sarımsak demiştim Gülcihan Hanım'ınkine de. Sarımsak kokuyor demiştim. Çok fazla ağırlaşlı. Ama sarımsak var ya içinde. İşte Kadir Bey ben... Size dokunuyor, evet, anlıyorum. Evet, bana dokunduğu için. Hani oluru da böyle olduğu için. Hani size belki ayrılabilirdi, o konuda evet. Haklısınız. Daha önceki yarışmacıları yapanlar oldu. Evet, ayıranlar oldu ama yani tat olarak siz sarımsaktan öteye geçemiyorsunuz galiba. Evet, sarımsaktan öteye geçemiyorum. Çünkü sen ben ama sadece şey sarımsağı ayırt edip onu değerlendirmen fazla gerekiyor. Şimdi puan verirken ama sarımsaktan öte yok mu sayıyorsunuz? Evet, onu yok sayıyorum ben. Çünkü benimkine sarımsak, ben dün de belirttim. Sarımsak koy. O zaman Gülcihan Hanım'ın evinde siz kereviz salatasını yok mu saydınız? Gülcihan Hanım'ın kereviz salatasını nasıl? O gün öğrendi ama benim sarımsak yemediğimi Gülcihan tamam, Hanım'ın yok evinde. Tamam, saydınız mı o gün kereviz salatasını? Hayır, ona puan verdiniz. Ona puan verirken tabii onu yok saydım. İki şeyine zaten puan peki, verdim. Peki yok saymanızın sebebi sizin sarımsak sevmemeniz mi? Kereviz salatasının güzel olmayışı mı? Sarımsak, sarımsak koyduğu için bir de yok sayıyorum. Ben kereviz salatası fazla sevmiyorum. Tamam, sarımsak koymuştur da lezzetli olmuş ben aslında. Sarımsak koyduğu için yok sayıyorum. Bu hiç hayır böyle Hanım, bir cümle değil. Şu anda yani Gülcihan Hanım'ın gününde sayılmış. Bugün de kereviz salatası yok sayılacak. Ne diyorsunuz? Nasıl yok sayılıyor? Yok, puan vermeyeceğim olur diyor kereviz canım, salatasına. Olur mu canım? Niye yok sayılıyor? Bir telaş olmuş, bir zaman olmuş. Sen biliyor musun benim telaşımı? Ben bir şey sormak tabii istiyorum Emine Hanım'a. Sarımsak sizde ne gibi bir şey yapıyor? Midem bulanıyor. Sarımsak kokusundan bile midem bulanıyor ha, Kadir pardon. Bey. Yok ben doğrudur ona bir şey demiyorum ama Hayri Hanım menüsünden yani, bir yemeği yok sayıyorsunuz. Evet. Yani şunu söyleyeyim, Gülcihan Hanım'ın evinde eğer bilseydik ki o bir puanı siz kerevizden sarımsak için kırdınız, biraz müdahale ederdik yani. Şu an pişman oldum, keşke bilseydim o sarımsak evet yüzünden o bir puanı kırdığınızı. Peki Figen Hanım siz nasıl buldunuz? Sizi de yoğurtlu salata sevmiyorsunuz ben ama. Ben yoğurtlu salata sevmiyorum ama lezzeti güzel olmuş. Okay. Elinize sağlık. Peki afiyet olsun. Ya en azından emeğe saygısı var ya. Hepimizin emeğe saygısı var. Hepi emeğe var. Bakın yanlış anlamayın. Ya sen tamam da hepten çıkarıyorsun ama ya puandan da çıkarıyorsun ya bunu. Sarımsak koyduğunuz için diyorsun benim ya. Ama sarımsak koyduğunuz tamam, için ne yapalım, gözden kaçırmışız yani. Seni gözden kaçırmışız, unutmuşuz. Çok pardon, Figen Hanım bir şey dedi. Bazen yani gerçekten gereksiz yere müdahalede şimdi, bulunuyorsunuz Emine Hanım. Bakın yani yok saymak ne demek? Size bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun, yanlış anlamayın. Dün siz küçücük sineği mahne ettiniz ya, evet. Siz yok saydınız. Çoğu menümü yok saydınız. Evet, yok saydınız. Ay yok sinek buna kondu, yok sinek şuna kondu. Ben onu yiyemem. Evet, yeme. Ben de sarımsak karşı. Lütfen rica ediyorum, siz de sarımsak karşı saygı duyun. Siz küçük sinek affederseniz bir şey yapmadı. Kondu gitti, tamam ondan diksinebilirsin ama ben de sarımsaktan diksinebilirim. Sen sinekle sarımsak da bir değil. Gülcihan Hanım dedi ki sinekle sarımsak bir değil dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Figen Hanım sinekten puan kırmış, Emine Hanım sarımsaktan kırıyor. Emine Hanım diyor ki ben kırar, sen sinekten kırdıysan ben de sarımsaktan kırarım diyor. Beni eleştiremezsin diyor. Sarımsakla sinek böyle mi bir mantık gözünde var mı ya? Şimdi ikisi aynı şey değil zaten. Onu demek istiyorum. Onu da söyleyeyim size. Sarımsak bir menüye eklenen bir şey ama sinek yani sen bunu toparlayamayacaksın diye geliyor. Yani hayatta toparlayamazsın. Elin niye toparlayamayayım ya? Bakın yaşınıza çok hürmet ediyorum. Tamam, şu an çok ama sinirliyim. Yani beni orada şu an sırf sinek yüzüne beni çok pis bir insanmışım gibi gösteriyorsun. Hayır efendim, size ben pis demedim. Ve hayatımda da hiç kimseye pis demedim ben. Tabaklarımızı verelim, tatlılara geçelim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Menüyü nasıl buldunuz? Şimdi bakın yedik, içirdik, bitirdik masayı. Figen Hanımcığım, ağır bir menü gibi geldi mi size? Hayır, ağır bir menü değil. Yani gündelik dün tabakları bana verebilir misiniz? Dün şeye söylediğim gibi, Hatice Hanım'a söylediğim gibi hani kız nasıl siz ağır bir menü değil? Allah aşkına dolma var, börek var. Tabakları koy, çayla şey tatlıları al. Tövbe ya. Al da gel. Bir de kız demezseniz sevinirim. Kız vallahi kızdırıyorlar beni. Yemin ederim ben. Sarımsağı sevmiş, sarımsağı sevmese ben ne yapayım? Ha misafir, tamam her gün gelen misafirim olsam tamam. Böyle olması gerekir, böyle yaptım yani. Vallahi ben ona 4 puan veririm. Bugün bana 2 verirse... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.